Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. 26. dersimize başlıyoruz. Bu dersimizde ifa konusunu ele alacağız. Bir önceki dersimizde ifada tarafların rolünü ele almış idik. Bu dersimizde borçlar kanunumuzun 84 ve devamındaki maddelerde düzenlenen ifa konusunu ele alacak olmakla birlikte konunun önemli bir kısmını teşkil eden para borçlarının ifasını ayrı bir derste, yani gelecek dersimizde ele alacağımızı baştan belirtmek isterim. Arkadaşlar, borçlu neyi borçlanmışsa onu ifa etmek zorundadır. Bir diğer ifadeyle, ifanın konusu borçlanılan edimdir. Borcun kaynağının bu noktada bir önemi bulunmamaktadır. Geçerli olarak doğmuş olan bir borç, borcu sona erdiren sebeplerden biri olarak, ifa sebebine bağlı olarak sona erdirilmek istendiğinde, ifanın kararlaştırılan edime uygun olarak yapılması bir zorunluluktur. Aksi takdirde borca aykırı davranış söz konusu olacak ve borç geçerli olarak sona ermiş olmayacaktır. Bunun karşısında alacaklı da borçludan ancak borçlanılan edimin ifasını talep edebilir, başka bir şey talep edemez. Ancak mutlak olarak uygulamada her borçlunun borçlandığı edime uygun olarak ifada bulunduğunu söylemek mümkün değildir. Bunun karşısında bir kısım alacaklılarında borçlanılan edim ifasıyla yetinmek istemediklerini açıkça belirtmek gerekir. Kira sözleşmelerinde olduğu gibi kiraya verenler kanuni kira artışlarıyla yetinmek istememektedirler. Bir başka örnek, para ödüncü verenin sözleşmede kararlaştırılan temerrüt faizle yetinmek istemediği birçok örnekte karşımıza çıkmaktadır. Şunu da belirtmek gerekir ki taraflar özgür iradeleriyle borçlanılan edimi değiştirebilirler. Bunun önünde bir engel bulunmamaktadır. İfa konusu başlığı altında aşağıdaki kavramlar öne çıkmaktadır. Bunları sırasıyla ele alacağız. Bu kavramlar ifa, ifa yerine edim, ifa uğruna edim, alüt ifa, eksik ve ayıplı ifa, kısmi ifa, parça borcunun, cins borcunun ve seçimlik borçlarının ifası ve son olarak para borçlarının ifası olarak bunları sıralayabiliriz. Borçlunun borçlandığı edime uygun olarak borcunu yerine getirmesi ifa olarak nitelendirilmektedir. Örneğin 100 bin lira borcu olan bir kimsenin alacaklıya bu miktar parayı vermesi geçerli bir ifa olarak nitelendirilecektir ve bu ifa borcu sona erdirecektir. İfa yerine edim değilse, ki Latince datio in solutum olarak ifade edilmektedir, taraflar borçlunun borçlanılan şeyin dışında bir ifade bulunmak suretiyle borcunu sona erdirebileceği hususunda anlaşmışlardır. Örneğin belirli bir miktar paranın ifasıyla borçlu olan kişinin bunun yerine bir otomobili temlik etmeyi teklif etmesi ve alacaklarının da bunu kabul etmesi durumunda ifa yerine temlik, ifa yerini tutan bir eda söz konusu olmaktadır. İfa uğruna edimde ise borçlunun davranışı borcun sona erdirilmesini hedeflemekle birlikte borcun sona erip ermeyeceğinin tespiti bir sonraki aşamanın gerçekleşmesine bağlıdır. Örneğin bir kişinin borcunun ifası amacıyla alacaklıya kambiyo senedi vermesi, örneğin çek keşit etmesi durumunda ifa yoktur, ifa uğruna edim vardır. Borç ancak keşit edilen çekin alacaklı tarafından tahsili anında sona erecektir. Arkadaşlar, bu ifade ettiklerimizle ilgili olarak uygulamada da davalarla karşılaşmaktayız. Çeki keşit eden ya da ciro eden vermiş olduğu çekten dolayı borcunun sona erdiğini, başka borcunun bulunmadığını ileri sürmektedir. Ama gerek taraf delilleri, gerekse defter incelemesiyle ortaya çıkan sonuç, bu çeklerin karşılıksız çıktığı ve hatta karşılıksız çıkan çekleri yerine borçlunun ikame çek verdiği, bunların da karşılıksız çıktığı ve borcun varlığını devam ettirdiği görülmektedir. Tekrar etmek gerekir. Bir borcun ifası amacıyla kambiyo senedi verilmiş olması borcu sona erdiren bir
husus değildir, bir ifa değildir, ifa olma edimdir. Borcun geçerli olarak sona erebilmesi için bu çekin alacaksız tarafından tahsil edilmesi gerekmektedir. Roma borçlar hukukunda klasik örneklerden biri olan para borcu için alacaklığa bakır bir tas verilmesi ve satışı sırasıyla elde edilecek bedelden alacağın mahsup edilmesine ilişkin anlaşmada örnek olarak gösterilebilir. Alacaklığa teslim edilen malın sattırılması suretiyle borcun ifası bu şekilde hedeflenmişse bu durumda ifa uğruna bir edim söz konusu olacaktır. Elde edilen bedelin borcun altında kalması durumunda baki kısım itibariyle borçlunun borcu devam edecek. Satış bedelinin fazla olması durumunda ise fazla olan miktar borçluya iade edilecektir. İfa yerine temlikte ise kararlaştırılan malın alacaklığı temlik ile borç sona ermiş sayılacaktır. Ancak bu durumda taraflar arasında alacaklıya verilen malın, örneğin tasın, ifa yerine temlik mi yoksa ifa uğruna edim mi oluşturacak hususunda yorum farklılığı ortaya çıkabilir. Bu hususta taraf iradelerinin yorumlanması suretiyle bir sonuca varmak gerekir. Ama belirleyici olacak olanın taraf iradeleri olduğunu belirtmek gerekir. İfa uğruna edimde alacaklı ve borçlu arasında vekalet benzeri bir hukuki ilişki doğmaktadır. Arkadaşlar, ifa konusu ile ilgili olarak karşımıza çıkan bir diğer önemli kavram aliud pro aliudur. Bir diğer ifadeyle aliud ifadır. Aliud ifade ise borçlanan edime yabancı bir ifa söz konusudur. Bunun yaptırımı edimin hiç ifa edilmemiş sayılmıştır. Örneğin koyun satın alan bir kişiye keçi teslimi durumunda aliud ifa söz konusudur. Kanaatime göre araç satımlarında araç ruhsatında yazan motor numarasından farklı bir motor numarası taşıyan aracın teslimi durumunda da aliud teslimi söz konusu olmalıdır. Alıcının korunması ayıplı mal teslimine ilişkin hükümlere bırakılmamalıdır. Bir diğer ifadeyle alıcı bir takım külfetlerle baş başa bırakılmamalıdır. Yargıtay 19. Hukuk Dairemizin 2016 Taksim 6208 esas ve 2017 Taksim 1785 karar sayılı kararında hem ifa uğruna edim hem de aliud kavramları bir arada ifade edilmektedir. Ben bu kararın önemli bir paragrafını sizlerle paylaşmak istiyorum. Davacı, davalı ile yapılan satım anlaşması uyarınca mal bedeli olarak çek verildiğini ancak davalı satıcı tarafından anlaşmaya konu maldan başka bir malın teslim edildiğini ileri sürerek davaya konu çeklerden dolayı borçlu bulunmadığının tespitini istemiştir. Mahkemece davacının bu iddiası üzerinde durularak davaya konu mal üzerinde teknik bilgi aracılığıyla tespit yaptırılarak taraflar arasındaki sözleşmede belirtilen malda başka bir mal teslim edilip edilmediğini belirlenerek şayet anlaşmaya konu maldan başka bir mal teslim edilmiş söz konusu ise bu durumda aliud satış söz konusu olup ayıp ihbar süresi uygulanmayacağından işin esasının incelenerek sonuca göre karar verilmesi gerekir. Mahkemece bu hususlar gözetilmeksizin eksik inceleme sonucu yazılı şekilde karar vermesi bozmayı gerektirmiştir demektedir. Arkadaşlar, Yargıtay uygulamasının eser sözleşmesinde taahhüde konu bağımsız bölüm tesliminde çok büyük metrekare farklılıklarının Yargıtay tarafından ifade edelim, tekrar etmek istiyorum. Yargıtay uygulamasında eser sözleşmesinde taahhüde konu bağımsız bölüm tesliminde çok küçük metrekare farklılıklarının ayıplı ifa olarak değerlendirilmesine karşılık büyük metrekare farklılıklarının aliud teslimi olarak, yani borçlanan edimden başka bir şeyin teslimi olarak değerlendirildiği görülmektedir. Bu durumda ifa yapılmamış sayılacaktır. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nu 1992 Taksim 15-649 esas ve 1992 Taksim 702-732 karar sayılı kararındaki ifadeler önemli ve dikkat çekicidir. Yüz ölçümünde noksanlığın fahiş boyutlara ulaştığı ve uygulamada zaman zaman karşılaşılan 3 odalı yerine 2 odalı daire teslimi gibi hallerde ise değişik eserin, yani aliudun varlığı söz konusudur.
Yine temin edip buraya getirmediğim bir takım yargıtay kararlarında örneğin 100 metrekare olarak kararlaştırılan bağımsız bölümün 80 metrekare olarak teslimi yine alüt teslim olarak değerlendirilmektedir. Ancak çok küçük metrekare farklılıkları yani Yargıtay'ın ifadesiyle noksanlığın fahiş boyutlara ulaşmadığı 1-2 metrekare farklılıkları ayıplı ifa olarak değerlendirilmektedir. Arkadaşlar karşımıza çıkan ve borçlar kanunumuzun 84. maddesinde ifadesini bulan bir diğer kavram ise kısmi ifa kavramıdır. Öncelikli olarak kanunumuzun 84. maddesini okumak istiyorum. Borcun tamamı belli ve muaccel ise alacaklı kısmen ifayı reddedebilir. Alacaklı kısmen ifayı kabul ederse borçlu, borcun kendisi tarafından ikrar olunan kısmını ifadan kaçınamaz. Örneğin borçlunun para borcu olarak 100 bin lira borcu bulunduğunu düşünelim. Bu durumda borçlunun 90 bin lira ifa teklifini alacaklı kabul etmeyebilir. Bunu kabul etmediği takdirde de alacaklı bakımından herhangi bir sorumluluk da olmaz. Alacaklı temerrüne düşmüş olmaz arkadaşlar. Öncelikli olarak kısmi ifadan bahsedebilmek için edimin niteliğinde ve değerinde bir değişiklik olmaksızın bölünebilir nitelikte olması gerekir. Örneğin para borcu bölünebilir bir edimdir. Çünkü niteliğine zarar vermeksizin parçalara ayrılması mümkündür. Misli mal olarak nitelendirdiğimiz buğdayın, zeytinyağının yine miktar itibariyle niteliğine zarar gelmeksizin ve değerinde bir azalma olmaksızın bölünmesi mümkündür. Edim bölünebilir nitelikte değilse kısmi ifadan bahsedebilmek mümkün değildir. Örneğin yapmama borçları, buna ilave olarak canlı bir hayvanın koyun ve keçinin teslimi buna örnek olarak gösterilebilir. Eser tesliminin de bölünemez bir borç olduğu doktrinde ifade edilmektedir. Örneğin terziye diktireceğiniz bir takım elbise için terzinin yapmış olduğu ve hazırlık faaliyeti olarak ifade edilen kumaşın biçilmesi, dikilmesi gibi faaliyetler nihai teslim olmadığı takdirde alıcı bakımından bir önem arz etmeyecektir ve bu ifanın, bu edimin kısmi olarak ifası mümkün olmayacaktır. Gerçi tekstil sektöründe bütünlük arz etmeyen parçaların da edimin konusunu oluşturabildiğini görmekteyiz. Örneğin bir atölyede kumaşlar boyanmaktadır. Bir diğerinde sadece kesilmektedir. Bir diğerinde dikilmektedir. Ve bir diğer atölyede ise ütü ve benzeri işlemler yapılarak teslim hazır hale getirilmektedir. Ama bunlar her birisi ayrı bir borç olarak kararlaştırıldığı için bunların ifası kısmi ifa olarak değerlendirilmeyecektir. Ancak klasik olarak, geleneksel olarak çalışan bir terziye kumaşla birlikte gittiğiniz ve kendinize bir takım elbise dikilmesi istediğiniz takdirde onun yapmış olduğu bütün bu aşamalar esas itibariyle edim için hazırlık faaliyetini oluşturmakta ve nihai olarak teslim yapılmadığı takdirde de borç ifa geçerli olarak ifa edilmiş sayılmayacaktır. Yani alacaklı, sipariş veren sizler biçilmiş ve yarı halde bırakılmış bir eseri kabul etmek zorunda değilsiniz. Edimin niteliği bölünmeye elverişli olsa bile belirli ve muaccel bir borcun alacaklısı kısmi ifayı kural olarak kabul etmek zorunda değildir. Bu prensibi arkadaşlar borcun ifasında bütünlük prensibi demekteyiz. Bunun bir neticesi olarak kısmi ifa teklifini reddeden alacaklı temerrüne düşmüş olmaz. Birden fazla kaynaktan doğan borçların ayrı ifasının teklifi kısmi ifa teklifi olmadığı gibi aynı kaynaktan da doğmuş olsa ayrı tarihlerde doğan borçların ifası teklifi de kısmi ifa değildir. Örneğin bir kimsenin alacaklısına karşı trafik kazasından doğan borcu ve kira sözleşmesinden kaynaklanan borcu olduğunu düşünelim. Bu durumda haksız fiilden doğan muaccel bir borcun ifası teklifi kısmi ifa teklifi değildir. Aynı şekilde farklı aylara ilişkin kira borçları da ayrı bir
borç olma özelliğini koruyacaktır. Bir diğer ifadeyle sürekli edimi ihtiva eden sözleşmelerde, örneğin kira sözleşmesinde edimler zamanla muacil olacağında bu borçların ifası, ayrı ifası teklifi, kısmi ifa teklifi değildir. Temel prensip ifanın bütünlüğü olmakla birlikte aşağıdaki durumlar buna istisna teşkil edebilecektir. Öncelikli olarak taraflar sözleşmeli kısmi ifayı kararlaştırabileceklerdir. İkinci olarak edimin niteliği kısmi ifayı zorunlu kalabilecektir. Örneğin bir beton mikseri 7 metreküp beton taşımaktadır. 70 metreküp betonun tesliminin kararlaştırıldığı durumlarda bunların ayrı ayrı kısmen ifası kaçınılmaz olacaktır. Bazı durumlarda kanun alacaklıya kısmi ifayı kabul zorunluluğu getirmektedir. Örneğin poliçe hamili kısmi ifayı reddedemez. Kısmi ifayı kabul zorunluluğu dürüstlük kuralından da kaynaklanabilir. Örneğin çok büyük miktarda misli malın teslimi, örneğin bir gemi dolusu buğdayın teslimi yine kısmi ifayı zorunlu kılabilir. Ticari örf, teamül ve adetler de kısmi ifayı gerektirebilir. Edimin bir kısmının tartışmalı olmasında tartışmasız olan kısmın alacaklı tarafından kabul gerektiği doktrinde ifade edilmektedir. Ancak bu noktada bir takım tartışmalar vardır. Esasında tartışmasız olan edimde borçlunun alacaklığı kısmi ifaya mecbur bırakmak için edimin bir kısmını tartışma hale getirebileceği ihtimali doktrinde değerlendirilmektedir. Ancak tartışmasız ise gerçekten bu kısmın ifası gerekecektir diye bir sonuca varabiliriz. Kısmi ifanın sonuçlarını arkadaşlar şu şekilde ifade edebiliriz. Borç ifa edildiği oranda sona erer. İfa edilmeyen kısım muaccel ise borçlu borçlu kanunumuzun 117. maddesine göre temerrüde düşürülebilir. Bu ihtimaller değerlendirilebilir. Kısmi ifa zaman aşımını keser. Alacağın tamamı için verilen teminat bakiye borç için varlığını devam ettirir. Borçlu kanunumuzun 100. maddesinin 2. fıkrası bunu öngörmektedir. Bu noktada Yargıtay 3. Daire'mizin 2021'e 4311 esas, 2021'e 9394 karar sayılı kararından bir paragraf okumak istiyorum. Kanunun 154. maddesinde zaman aşımını kesen durumlar açıklanmıştır. Hükme göre borçlunun borcunu ikrar etmesi, faiz ödemesi, kısmi ifade bulunması, rehin vermesi veya kefil göstermesi, alacaklının dava veya defi yoluyla hakime veya mahkemeye başvurması, icra takibinde bulunması ve iflas masasına başvurması hallerinde zaman aşımı kesilir. Zaman aşımı kesilmesiyle yeni bir süre başlar. Meslek hayatına başlayan arkadaşlarımız bilirler fakat öğrencilerimiz muhtemelen bilemeyebilirler. İfade etmekte fayda görüyorum. Zaman aşımının kesilmesi için kanunda öngörülen ihtimallerden bir tanesinin en azından gerçekleşmesi gerekir. Alacak için alacaklının borçluya ihtarname, noterden ihtarname göndermesi zaman aşımını kesen bir husus değildir. Buna da dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Bir başka kararımız Yargıtay 19. Dairesi'nin 1995'e 7684 esas, yine 1995'e 8330 karar sayılı kararı şu şekildedir. Yine aynı maddenin ikinci fıkrasında ifade edildiği gibi borç için kefalet, rehin veya sair bir teminat alınmış olup bu teminat borcun tamamına değil ise kısmi ifa durumunda teminat ifa edilen kısma mahsup edilemez, teminatsız kalan kısım için teminat görevini devam ettirir. Atıf yapılan kanun maddesi borçlu kanunumuzun 100. maddesinin 2. fıkrasıdır. Alacaklı alacağın bir kısmı için kefalet, rehin veya başka bir güvence almış ise borçlu kısmen yaptığı ödemeyi güvence altına alınan veya güvencesi daha iyi olan kısma mahsup etme hakkına sahip
değildir demektir. Arkadaşlar, karşımıza çıkan bir diğer kavram bölünemeyen borç kavramıdır. Bölünemeyen borç, borçlar kanunumuzun 85. maddesinde düzenlenmiştir. Yine kanun metnini okumak istiyorum. Bölünemeyen bir borcun birden çok alacaklısı varsa, alacaklardan her biri borcun alacakların tamamını ifasını isteyebilir. Borçlu edimini alacakların hepsini birden ifa etmek zorundadır. Bölünemeyen borcun birden çok borçlusu varsa, borçların her biri borcun tamamını ifa etmek hükümdür. Durumun gereğinden aksi anlaşılmadıkça ifada bulunan borçlu alacaklı halef olur ve diğer borçlulardan payları olan da alacağını isteyebilir. Bu madde özellikle edimin ifasına alacakların katılmasını gerektiği durumlarda önem arz etmektedir. Edimin ifasına alacakların katılması gerekmiyorsa borçlu borca uygun davranmakla, örneğin yapmama borçlarında, rekabet etmeme, gürültü yapmama borçlarında olduğu gibi borç bütün alacaklara aynı anda ifa edilmiş sayılacaktır. Borçlunun alacaklara birlikte ifa yükümlülüğüne karşılık alacaklar edimli ifasına katılmazlar ise alacaklının temel hükümlerine gidilmesi mümkün olacaktır. Arkadaşlar, bir diğer kavram borçlar kanunumuzun 86. ve 87. maddelerinde düzenlenen cins borcu, bunun karşısında yer alan parça borcu ve seçimlik borç kavramlarıdır. Borçlar kanunumuzun 86. maddesi cins borcu, 87. maddesi ise seçimlik borç başlığını taşımaktadır. Biz eski kavram itibariyle cins borcu kavramını kullandık. Fakat kanun metni çeşit borcu kavramı kullanmaktadır. Çeşit borçlarında hukuki ilişkiden ve işin özelliğinden aksi anlaşılmadıkça edimin seçimi borçluya aittir. Ancak borçlunun seçeceği edim ortalama nitelikten daha düşük olamaz demektedir kanunumuz. Parça borçlarında edim bireysel özellikleriyle belirlenmiştir. Belirli bir marka, model ve belirli plakalı aracın tesliminin borçlanmasında olduğu gibi. Cins borçlarında ise edim bireysel özellikleriyle değil, cinsinin özellikleriyle, örneğin sayı, ölçü ve tartıyla belirlenmiştir. Örneğin 10 ton pamuk, 10 ton zeytinyağı, 100 ton beyaz yakıt gibi. Parça borçlarında borçlu, alacaklıya bizzat borçlandığı edimi ifa ile borcundan kurtulur. Cins borçlarında ise borçlu, borçlandığı türden malı, borçlandığı miktarla ifa etmek zorundadır. Burada bireyselleştirilmiş bir ödüm söz konusu değildir. Sözleşmenin kurulması anında edimin türü ve miktarı belirlenmiştir. Buna ilave olarak taraflar aksini kararlaştırmadıkça cins ediminin seçimi borçluya aittir. Ancak borçlu biraz önce kanun metninde okuduğum üzere ortalama nitelikten daha düşük bir edim belirleyemez. Bununla ilgili olarak daha önceki yıllarda karşılaşmış olduğumuz bir örneği sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir fabrika sahibi fabrikasını inşa ettirmiş, çatı konstrüksiyonunu yine aynı şekilde hazır ettirmiş. Sadece yapılması gereken çatı konstrüksiyonunun galvaniz sac ile kaplanması. Bunun için yine bir başka müteahhitle anlaşmış ve müteahhit edimini ifa etmiştir. Fakat kış ayları gelip çatıda çökmeler vaki olunca iş sahibi ifa uğruna edim olarak yükleniciye vermiş olduğu çekin iadesini kendisinden talep etmiştir. Bu durumda arkadaşlar mahallinde teknik bilirkişilerce, yani makine mühendisleri ve inşaat mühendisleri tarafından yapılan incelemede şu tespit edilmiştir. Örtülen galvaniz sacın kalınlığı 0.4 milimetredir. Esas itibariyle tarafla sözleşmede sacın kalınlığı hususunda açık bir hususu kararlaştırmamışlardır. Yani kalınlığın ne olacağı hususunda taraflar anlaşmamışlardır. Vaka yapılan tespitte sacın kalınlığının 0.4 milimetre olduğu tespit edilmiştir.
Bu durumda cins borcu olarak kanunun 86. maddesinde ifade edilen ortalama niteliğin ne olduğunu tespit edilmesi aydınlatıcı olmuştur. Teknik bilgiçilerin kanaatine göre galvanin saç örtülmesinde ortalama niteliğin 0,5 milimetre olması gerekmektedir. Dolayısıyla burada da borçlu yüklenicinin borca aykırı bir davranışı söz konusu olmuştur. Olması gereken niteliklerden daha düşük nitelikte bir malı alacaklıya ifa etmiştir borçlu. Cins borcu belirli bir stoktan karşılanmak üzere kararlaştırmış ise sınırlı cins borcu söz konusu olur. Arkadaşlar, bir malın misli ya da gayrimisli oluşu ile borçlunun borcunun parça borcu ve cins borcu olmaları farklı kavramlardır. Ancak uygulamada bunlar birbiriyle karıştırılmaktadır. Vaka genellikle, yani kahir ekseriyetle misli mallar, yani cinsinin özellikleriyle belirlenen mallar, örneğin buğday, zeytinyağı gibi mallar, genellikle cins borcunun konusunu oluşturmaktadırlar. Ve yine genellikle bireysel özellikleriyle belirlenen gayrimisli mallarda parça borcunun konusunu oluşturmaktadırlar. Fakat arkadaşlar, bu önerme ve sonuç mutlak bir önerme ve sonuç değildir. Tam tersi ihtimaller de söz konusudur. Örneğin etiketlenmiş bir çuvalın içindeki veya barkodlanmış bir çuvalın içindeki buğday her ne kadar misli mal olmasına rağmen parça borcunun konusunu oluşturabilecektir. Ünlü ressamın 10 adet tablosu olarak ifade edilen gayrimisli mallarda cins borcunun konusunu oluşturabilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, malın misli ya da gayrimisli olması, malın tabii özelliklerine göre belirlenecek olan bir husustur. Ancak borcun parça borcu ya da cins borcu olması, taraf iradelerine göre ulaşılacak bir sonuçtur. Parça borcu, cins borcu ayrımına bağlanan önemli sonuçlardan bir tanesi, genus non perit kuralıdır. Yani cins telef olmaz kuralıdır. Sözleşmenin kurulmasından sonra parça borçlarında edim ifası imkan sahibi gelirse borçlu borcundan kurtulur. Cins borçlarında ise borçlunun borcu devam eder, sona ermez. Örneğin ünlü bir ressamın çok pahalı bir tablosunun tesliminin borçlandığı, ancak sözleşmenin kurulmasından sonra örneğin tarafların kusur olmadan edimin yok olması durumunda borçlu bu edimi ifa etme borcundan kurtulacaktır. Ancak bir başka sözleşmede 10 ton zeytinyağının borçlanması ve borçlunun elinde bulunan zeytinyağlarının telef olması ihtimalinde borçlunun borcu sona ermiş olmayacaktır. Borçlu yine 10 ton zeytinyağını teslim etme borcu altındadır. Arkadaşlar, son iki kavramımız, bunlardan bir tanesi seçimlik borç kavramı, bir diğeri ise seçimlik yetki kavramı. Seçimlik borç kavramı borçta kanunumuzun 87. maddesinde düzenlenmiştir. Seçimlik borçlarda hukuki ilişkiden ve işin özelliğinden aksi anlaşılmadıkça edimlerden birinin seçimi borçluya aittir. Seçimlik borçta birden çok edim belirlenmekle birlikte borçlu bunlardan bir tanesini ifa ile borcunu ifa etmiş sayılacaktır. Örneğin 5000 lira karşılığında kırmızı veya mavi renkli bisikletin satımının kararlaştırmasında olduğu gibi bu durumda borçlu iki bisikletten birini vermek suretiyle borçtan kurtulacaktır. Kanunun da açıkça ifade ettiği üzere arkadaşlar, seçim hakkı kural olarak borçluya ait olup taraflar isterlerse bunu alacaklıya veya bir üçüncü kişiye de bırakabilirler. Örneğin bisiklet örneğimizde bisikletlerin bedelini ödeyen baba hangi renk bisikletin alınacağının belirlenmesini oğluna bırakabilir. Seçimlik borçların konularının aynı cins olmaları da gerekmez. Bizim örneğimizde iki adet bisiklet vardı. Bunun birini çıkartarak diğerinin yerine bir scooter koymamız mümkün olabilmektedir. Sözleşmenin kurulmasından sonra edimlerden birinin tarafların kusuru olmaksızın imkansızlaşması durumunda diğer edim borcun konusunu oluşturacaktır. Sonraki imkansızlığın
taraflardan birinin kusuruyla meydana geldiği durumlarda ise doktrinde arkadaşlar bir takım tartışmalar vardır. Tartışmaların ayrıntılarına girmek istemiyorum ama şu hususu belirtmem gerekir. Bu sorun borçlar hukukumuzun genel prensiplerine göre çözüme kavuşturulmalıdır. Son kavramımız seçimlik yetki. Seçimlik yetkinin kararlaştırıldığı durumlarda tek bir edim söz konusudur. Ancak edimin değiştirmesi yetkisi ayrıca borçluya tanınmıştır. Buna örnek olarak bir diğer ihtimalde bu yetki alacaklıya da tanınabilir. Seçimlik yetkinin borçluya tanındığına örnek olarak borçlu kanunumuzun 99. maddesinin 2. fıkrasını örnek olarak gösterebiliriz. Yabancı bir para borcunun kararlaştırıldığı ancak bu borcun aynen ifa ya da benzeri kavramlarla şöyle okuyayım, özür dilerim. Madde metnini okuyayım. Ülke parası dışında başka bir para birimiyle ödeme yapılması kararlaştırılmışsa sözleşmede aynen ödeme veya bu anlama gelen bir ifade bulunmadıkça borç ödeme günündeki rayiç üzerinden ülke parasıyla ödenebilir demektedir. Burada seçimlik yetki borçluya tanınmıştır. Bu durumda borçlu kararlaştırılan döviz cinsinden para borcunu ifa etmek zorunda kalmayabilir. Ödeme günündeki rayiç üzerinden bunu ödeyebilir arkadaşlar. Peki. Arkadaşlar, borcun ifası konusuyla ilgili çok önemli bir başlık, para borçlarının ifası. Bunu gelecek dersimize bırakıyorum. Şimdilik bu dersimde bu haliyle sonlandırmak istiyorum. Hepinize iyi günler dilerim. Görüşmek üzere.